أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
Sadakallahu'l-Azim. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı programıyla karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Çok değerli hocamız Sivas Yeni Cami İmam Hatiplerinden Mahmut Yıldız hocamız bizlere bu akşam da yine güzel bir Kur'an-ı Kerim tilavet okudular. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, bu akşamki programımızda inşallah Ramazan-ı Şerif'e nasıl hazırlanacağız ve Ramazan-ı Şerif'in önemi ve faziletleri nelerdir? Değerli hocamız emekli müftü Ahmet Akgül ile beraber inşallah bu konuya değineceğiz. Hocamız şu anda canlı yayında stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, bir kez daha Allah-u Teala'nın lütfuyla inşallah önümüzdeki birkaç hafta sonra yeniden Ramazan-ı Şerif'i idrak edeceğiz. Bizler de bu akşam ve önümüzdeki hafta Ramazan-ı Şerif'le alakalı programlar yapacağız. Tabii Ramazan-ı Şerif İslam alemi ve insanlık alemi için çok değerli bir ay. Öncelikle hocam ben Ramazan-ı Şerif'le alakalı kelime manasını soracağım. Ramazan ayının kelime anlamı nedir? Böyle bir girişle başlayalım inşallah. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ramazan ayıyla ilgili bizlere neler buyuruyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde Ramazan-ı Şerif'le alakalı bizlere tavsiyeleri nelerdir? Bu şekilde inşallah konuyu açarak hocam programımıza başlayalım. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn. Emma ba'd. Öncelikle Rabbimize hamd ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun temiz zevcelerine, ashab-ı güzine, ehli beytine salatu selam ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Tabi Ramazan kelimesi Ramazan, esas tadla. Arapça olarak. Arapça tabi. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zaten ismi verilmiş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bazı günlerin, ayların, gecelerin isimleri verilmiş. Mesela bunlardan bir tanesi Cuma günü. Evet. Yevmül Cuma. Müminlerin toplandığı gün. Mesela gecelerden Leyletül Kadir, Kadir gecesi. Leyletül Berae, Berat gecesi. Evet. Leyletül Miraç, Miraç gecesi. Ama Leyletül Berae Kur'an'da açıkça ifade edilmiyor. Leyletül Miraç da İsra var fakat Miraç ifade edilmiyor. Ama aya gelince inne iddeteşşuhuri indellahi itna aşara şehran fi kitabillah. Cenab-ı Hak yerleri gökleri kainatı yarattığından bu tarafa Allah'ın nezdinde, Allah'ın hükmünde ayların sayısı 12. Evet. 12 ay var. Bunlardan bir tanesi Seyyidü Şuhur dediğimiz, yani ayların efendisi, ayların en değerlisi, ayların en şereflisi olan Şehr Ramazan, Ramazan ayı. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an'da Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânü hüdellin nâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Ramazan ayı kendisinde Kur'an'ın indirildiği ay demek. Evet. Yani Ramazan'ı bize esas tanıtan Kur'an'dır. Ve Mevlamız zaten o aya Şehr-i Ramazan demiş. Hicri evet. Aylardan Ramazan ayı 9. ay olmuş oluyor Hicri ay sırasına göre. Hı hı. Ramazan'dan sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce evet. Ve aynı zamanda efendim tekrar Muharrem başlıyor. Peki hocam. Ramazan'ın manasına gelince Ramazan evet. Mesela yanma, kavrulma, mesela bir taşın sıcaktan yanmasına, kavrulmasına verilen bir şey.
Peki Ramazan'la bunun ne alakası var derseniz, yani Ramazan insanın günahlarını kavuran, yok eden ve günahlardan temizlenmesine, arınmasına sebep olan bir aydır. Dolayısıyla Ramazan bir manada İslam alimlerinin tespitine göre Şehr-i Ramazan medresetün hulkiye diye ifade edilmiş. Yani Ramazan ayı ahlak okulu, edep okulu. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle eyyühennâs kad ezallekumullâhu, ey insanlar, Allah sizin üzerinize gölgelendirdi. Neyi? Ramazan ayını. Evet. Ramazan ayı şehrun mübarekün azim, Peygamberimizin ifadesiyle. Ramazan ayı bereketli, büyük bir aydır. Şehrun müvasat, yardımlaşma ayı. Şehrus sabr, sabır ayı. Evet. Müslümanların birbirlerine diğer zamandan daha çok destek oldukları ve ihtiyaçlarını karşıladıkları bir ay. Dolayısıyla bu manada baktığımızda Ramazan ayı insanların günahlarını bir yerde silen ya da silinmesine sebep olan mübarek bir ay olarak ifade edilmiş. Evet, özelliklerini biraz daha açacağız hocam. Yalnız ben şunu sormak istiyorum. Ramazan ayı baktığımız zaman diğer peygamberlere de mi yani Ramazan olarak yaşanması noktasında emredilmiştir? Yoksa sadece İslam dini olarak Peygamber Efendimiz'e mi? Oruç bütün ümmetlere farz. Evet. Mesela ayet-i kerimelerde ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Evet. Ey müminler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi haramlardan sakınmanız için, takva sahibi olmanız için, yani model bir Müslüman olmanız için size de oruç farz kılındı. Geçmiş ümmetlere de oruç farz kılınmış. Yani Tevrat'ta da oruç var, İncil'de de var, Zebur'da da var. Evet. Bütün peygamberlerin hayatında oruç var. Ama onlar o oruç için belirlenen ayı sıcak günlerde veya farklı mevsimlerde değiştirdiler. Evet. Sıcak günlere tesadüf ettiğinde dediler ki bunu biz kışın tutalım ama 30'un yerine misal 40 tutalım, 50 tutalım. O vakit gelince bunu da yapmadılar. Dolayısıyla Ramazan ayı, Ramazan orucu, daha doğrusu orucu olarak farziyeti geçmiş ümmetlere de farz. Evet hocam. Evet. Peki hocam, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde Ramazanlar veyahut da orucun tutulması, o manevi hayatın, havanın yaşaması nasıl oldu hocam? Biraz bahseder misiniz? Şimdi Ramazan-ı Şerif tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taltifiyle ya da Efendimizin ifadeleriyle farklı bir ay ya. Evet. Bu ayın kendine göre bu aya mahsus ibadetler var. Başta oruç. Hı hı. Yani femen şehide minkümüş şehra fel yasum. Her kim Ramazan ayına hazır olursa Ramazan orucunu tutsun. Hasta değilse, yolcu değilse, oruç tutmasına engel bir mani yoksa, hı hı, Ramazan orucunu tutsun. Emri bu ilahi emirdir. Bu ne zaman emredildi hocam? Yani hicretten önce midir? Hicretin ikinci yılında. İkinci yılında. Evet, evet. Hicretten önce yani zaten oruç yoktu. Namaz Miraç gecesinde farz kılındı. Oruç da hicretin ikinci yılında. Evet. İkinci yılında oruç farz kılındı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe 9 Ramazan tuttu. Yani zaten 10 sene hicretten sonra. Evet. Bir senesinde Ramazan orucu. Ondan önce Aşura orucu vardı. Yani Muharrem'in 10. günü orucu. Bunu da daha çok ehli kitap dediğimiz Yahudiler veya Hristiyanlar bu orucu tutuyorlar. Bazı diyenler var ki Ramazan orucundan önce Aşura orucunu tutmak farz idi. Ama geçmiş ümmetler bunu tutuyor. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye gelince Yahudilere sordu. Evet. Niye Muharrem ayının 10'unda oruç tutuyorsunuz? Onlar da dediler ki Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un şerrinden kurtardığı, Musa Aleyhisselam'ı denizden kurtardığı bir zamana
şükür olarak bu vazifeyi biz yapıyoruz. O zaman Peygamberimiz buyurdu ki biz Musa'ya sizden daha yakınız. Neden? Mesela bir peygamber eğer bir şey yapmışsa o peygambere inananlar ona daha yakın. İşte bazılarını, mesela bazı insanlar kendilerini birilerine nispet ediyorlar. İşte Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a, Yahudiler Musa Aleyhisselam'a. O zaman siz kendinizi kime nispet ediyorsanız onun gibi yaşamalısınız ya da onun getirdiklerini yaşamalısınız. Evet. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu orucu tutmaya biz sizden daha uygun, layıkız. Ancak Yahudilere muhalefet olsun için benzerlik olmasın diye iki gün tutulmasını emretti Peygamberimiz. Tabi nafile olarak 9-10 ya da 10-11 gibi. Ancak Ramazan-ı Şerif'in farz kılınmasıyla bu oruç sünnet. Evet. Zaten yani ümmete aşura orucu farz değil. Peygamberimiz sünnet olarak tutulmasını tavsiye ettiler. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılındı. Ve bununla beraber hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem sahabe-i kiram oruçlarını tuttular. Evet. Peki hocam Ramazan'ın tabi dolayısıyla Ramazan ayında yaşayacağımız amellerin, ibadetlerin önemi açısından biraz daha açacak olursak bu konuyu. Evet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'la veyahut da oruçla alakalı Müslümanlara neler söylüyor, neler buyuruyor hocam? Şimdi oruçla ilgili tabii ki Ramazan-ı Şerif'te başta oruç biraz önce söyledim. Evet. Farz olan ibadet. Ama bir de Ramazan-ı Şerif'i güzelleştiren, bir yerde süsleyen, bir yerde Ramazan orucunu efendim bazı noksanlıklarını tamamlayan, öyle diyelim bazı çatlaklıkları evet. Gideren ibadetler var. Mesela Kıyamül Leyl, Ramazan gecelerinin teravih namazıyla yani geceyi ihya etme, geceyi değerlendirme şeklinde ihya edilmesi. Evet. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında başladı. Ve yine Ramazan-ı Şerif'te her Müslümanın şahıs başına fakirlerin istifade etmesi açısından bir fitre vermeleri. Bunlar Ramazan'a mahsus şeyler. Evet. Yani bu sadaka-i fıtır. اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاتَ الْفِطْرِ hadis-i şerifte Allah size fıtır sadakasını, fıtır zekatını farz kıldı diyor. Tabi o hadis-i şerifte farz diyor ama İmam-ı Azam Ebu Hanife fıtır sadakasının vacip olduğunu söylüyor. Efendim imamlar, müştehitler arasında farklı görüşler var. Dolayısıyla fıtır sadakasının verilmesi, fakirleri bayram neşesine katmak için, onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'te diğer aylarda olmayan ibadetlerden bir tanesi de son 10 gününde itikaf meselesi. Evet. İtikaf. Evet. Yani itikaf sünnet-i müekkededir. Kuvvetli sünnetlerden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zaten ayet-i kerimelerde de geçiyor. Vel akifine fil mesacit. Mescitlerde itikafa girenler. İtikaf bir yerde aynen haccın ihramı gibi ya da umrenin ihramı gibi İtikafa niyetlendikten sonra aile ve hayattan uzaklaşıyor. Tamamen kendini ibadetlere veriyor. Muhasebe, nefis muhasebesi yapıyor, tefekkür ediyor, Kur'an okuyor. Ve Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeki esas Kadir gecesine tam ulaşabilmek için o son 10 gecenin tamamını ibadetle geçiriyor. Dolayısıyla yani Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'deki ayrıntılar bu. Bir başka ayrıntı daha vardı. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de oruçtan bahsedilirken "Uhille lekum leylete siyamir rafetu ila nisaikum hunne libasun lekum ve entum libasun lehun." Ramazan gecelerinde sizin için ailelerinizle cinsel ilişki helal kılındı. Ama daha önceki toplumlarda Ramazan var. Akşam iftar yaptıktan sonra Ramazan bitinceye kadar Ramazan gecelerinde sahur yoktu onlarda. Sahur yok bir, ikincisi de cinsel ilişki de yasaktı. Ne zaman? Ramazan gecelerinde. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, Ramazan gecelerinde sizin için efendim hanımlarınızla yani iftardan sonra ta imsak vaktine kadar olan zaman içerisinde evet. Cinsel ilişkiler size helal kılındı. Bir farkı da bu. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde beyan ettiği
faslu ma beynena ve beyne ehlil kitab, bizimle ehli kitabın arasını ayıran şey sahur, sahura kalmak. Onlar sahur yeme, akşamdan yedikleriyle ertesi günün orucuna niyetlenecekler. Evet. Yani sahura kalma falan diye bir şey yoktur. Dolayısıyla Ramazan müstesna bir ay. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ifade ettiği, Peygamberimizin hadislerde çok farklı şekillerde ümmete takdim ettiği, gündüzünün orucu, gecelerinin de ibadetleriyle çok farklı bir zaman dilimi. O zaman, bir rahmet mevsimi, evet. Rahmet iklimi. Bu konuyu biraz daha açalım hocam müsaadenizle. Şimdi tabii biz 11 ayın sultanı diyoruz Ramazan'a. Evet. Peki bu 11 ayın sultanı olma özelliğini nereden alıyor? Yani Ramazan'ın şerefi farklı kılan özellikler. Farklı kılan en büyük özellik Kur'an'da, Kur'an'ın ifadesiyle biraz önce okudum. Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı kendisinde Kur'an'ın topluca indirildiği bir aydır. Dolayısıyla bir Kur'an ayı. Peki o zaman Kur'an ayı, o zaman şimdi bu esasa bağlı olarak Kur'an'ın için indirildi. Hüdellinnâs. İnsanlara evet. Doğru yolu göstermek için. Yani asıl yol haritasını, yol işaretlerini insana açıklamak için. Evet. Yani insanın navigasyonu olmak için Ramazan-ı Şerif'te Kur'an indirildi. Burayı biraz açalım. Ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Kur'an birçok hidayet esaslarını, hakla batılı birbirinden ayırt eden esasları birbirinden ayırt eden bir aydır. Evet. Esas Ramazan'a 12 ayın sultanı olma unvanını kazandıran Kur'an'a muhatap olmasıdır. Çünkü öyleyse ay olarak topluca Kur'an Ramazan ayında indirildi. Gece olarak da Kadir gecesinde indirildi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Aynı ifadeyle kullanılıyor. Hı hı. Mesela Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Ramazan ayı kendisinde Kur'an'ın indirildiği ay derken unzile kelimesiyle enzelnahu kelimesi aynı kökten. Evet. Kur'an'ın topluca indirildi. Ne demek topluca indirildi? Kur'an'ın asıl kayıtlı olduğu yer levh-i mahfuz. Yani bir yerde arşiv diyelim biz buraya. Kur'an'ın asıl kelamullah'ın kayıtlı olduğu yer orası. Yansıdığı yer. Oradan dünya semasına indirilmesi işte Ramazan ayında. Evet. Öyleyse Ramazan ayını ayların en değerlisi kılan, en şereflisi kılan ve saatleri, günleri, geceleri, gündüzleri farklı kılan esas Kur'an ayıdır. Evet. Kur'an'la muhatap olduğu için. Öyleyse Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i en çok değerlendirmede Kur'an'la olan bağlarını güçlendirmekle bunu ispatlayacak. Mesela bu nasıl olacak? Bir hadis-i şerifle buna cevap verelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Meçtema'a kavmun fi beytin min buyutillah. Bir Müslüman topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır da yetlûne kitaballah, Allah'ın kitabını okurlarsa. Evet. Allah'ın evlerinde neler? Mescitler. Ana merkez Kabe'dir. Dünyada bütün mescitler Kabe'nin birer şubesidir. Ve yeryüzünde Allah'a en sevimli olan yerler, değerli olan yerler de secde mahalli olan mescitlerdir. Ehabbül bikâi ilallah el mesacit. Cenab-ı Hakk'a tabi mekan olarak haşa Allah-u Teala mekana ihtiyacı yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın yanında en değerli yerler secdeyle şereflenen, secdeyle asıl kimliğini bulan mescitlerdir. Evet. Ve ennel mesacidi lillah. Mescitler Allah içindir. Öyleyse felâ ted'û mâllâhi ahada. Orada Allah ile beraber başkalarına dua etmeyin. Ancak Allah'a kulluk yapın. Mescitler Allah içindir. Mescitler secdeyle yücelen, şereflenen mabetlerdir. Onun için çok önemli. Eskiden kiliseler, havralar da mabetti. Sonradan bu değerlerini kaybettiler. Nasıl? Çünkü Tevrat ve İncil'i bozdular. Evet. O manastırlar, o havralar, kiliseler, peygamberler zamanında geçmiş, onlar da bir ibadethaneydi. Ama bugün bu ibadet ruhunu aslında bunlar kaybettiler. Her ne kadar dünyada bunlar kendilerince oraları mabet kabul etseler de,
Allah'ın nezdinde oraların ibadet mahalli olduğunu, olmadığını söylüyor Kur'an. Neden? Çünkü ibadet yok orada. Yani fon müziği eşliğinde ya da böyle efendim İslam'ın emrettiği esaslardan uzak olarak bir ibadet olmaz ki. Evet. İbadeti madem kabul ediyorsak o ibadeti emredenin koyduğu kurallara göre işlememiz lazım. Öyleyse bir Müslüman topluluk bir yerde toplanır da mescitlerde, mabetlerde toplanır da Allah'ın kitabını okurlarsa ve yetedâ rasûnehu beynehüm o Allah'ın kitabının kendi aralarında dersini yaparlarsa, dersini. Esas bugün bizim sıkıntımız bu. Kur'an'ı okumak yetmiyor sadece. Onun dersini yani, yapacağız. Muhtevası. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden evet. işte hükümler çıkarılmış. O hükümleri okuyacağız. Burada tefsir okuyacağız, fıkıh evet. okuyacağız, hadis okuyacağız. Dolayısıyla dersini yapacağız. Hem öğreteceğiz, hem öğreneceğiz. Evet. Bunun dersini yapacağız. Allah'ın kitabını kendi aralarında okur ve dersini yaparlarsa illa nezeret aleyhimüs sekinetü. Ancak onlara ne iner o zaman? Sekinet. Sekinet kalp huzuru. Yani Kur'an-ı Kerim okumaktan kastımız sadece Arapçasını okumak değil. Okuyacağız ama Arapçasını. Evet. Fakat asıl maksat ne Allah dediğini anlamak. Ne söylüyor bilmek. Orada ne Tabii, buyuruyor? Yani sadece okuyup geçelim. Tamam evet. sevap alırız. Yani ben şunu söylemek istemiyorum. Okumanın sevabı yok demek istemiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e baksak böyle, yüzüne baksak hürmetle bu da sevaptır. Evet. Okusak sevaptır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in her harfine 10 hasene vaat ediyor. Ütluhu, Kur'an'ı okuyun. Fe innallâhe ye'curukum bikulli harfin aşrı hasenat. Allah Celle Celaluhu her harfine 10 hasene, 10 sevap yazıyor. Evet. Peki, hem de dikkat çekiyor. Ela inni la aqulu elif la mim harfin. Dikkat edin. Ben elif la mim bir harftir demiyorum. Elifün harfün ve lamün harfün ve mimün harfün. Elif la mim dediğimiz zaman 3 tane harf telaffuz ediyoruz. Elif la mim. Evet. Şimdi elif la elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. O zaman 10 hasene ise 3 harf 30 hasene. Evet. Men ca'a bil haseneti felehu aşru emsaliha. En az ölçüsüyle kim bir iyilikle gelirse, bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. O zaman 10 hasene her hasene 10 misliyle değerlendirildiği zaman 100 sevap demektir her harfin karşılığı. Daha başka hadislerde başka da değerlendirmeler var. Evet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in okunmasına da Peygamberimiz sevabın verileceğini haber veriyor. Ancak Müslümanlar esas Kur'an-ı Kerim'i sade okumak için değil. Sade hatim okuduk. Bir örnek vereyim. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indirildiğine göre Müslümanların da Ramazan'da yani kadın, erkek, zengin, fakir Kur'an'a olan ilgisi artıyor. Hatim okuyanlar var. Efendim hakikaten Kur'an'la ilişkiler sıklaştırılıyor. Evet. Ancak bir bakıyorsunuz bir Müslüman kadın düşünelim. Kur'an okurken, şimdi Kur'an'ı nasıl okuyoruz? Kur'an okurken, tabi abdestle okuyoruz. Kur'an okurken başını örtüyor. Kendine göre emredildiği şekilde Kur'an'ı ya dinliyor ya okuyor veya tefsirini okuyor, öyle diyelim. Fakat biraz sonra Kur'an'ı bitiriyor, kafayı açıyor, dışarıda haram işliyor. Şimdi bu Kur'an'ı okumuş sayılmadı ki. Ha bu sevap alır mı yine? Alır. Ama esas Kur'an'ın ne dediğine bakmak lazım. Kur'an bizim için evet. hayat kitabı. Peki hocam. Anayasa, baş kitabımız, gönül kitabımız. Öyleyse Kur'an'ı, şu hadis tamamlayayım isterseniz. Öyleyse bu Kur'an'ı hem okuyacağız hem anlamaya çalışacağız. Bize neleri emrediyor, nelerden yasaklıyor. Bu açıdan işte Ramazan hazırlıkta bunu kastediyoruz. Evet. Peki o zaman... İlla nezelet aleyhimüs sekine, Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışan ve hakikaten Kur'an'a göre hayatını tanzim eden, düzenleyen Müslümanlara kalplerine bir huzur iner, huzur, rahatlık. Eğer Kur'an okuduğumuz zaman içimizde bir haz duyuyorsak, içimizde bir rahatlama varsa, ruhumuzu okşuyorsa, beynimizi teskin ediyorsa, kalbimize bir nur
ziya veriyorsa demek ki biz Kur'an'dan faydalanıyoruz. Yani rahmet dediğimiz şey. Yani rahmet işte bu. Evet hocam. Şimdi, rahmet esintileri. Evet. Şu maddeleri hemen kısaca tamamlayalım. Hadi. O bir şey sorayım ondan sonra evet. Siz devam edin inşallah. Bu konuyla alakalı evet. Soracağım. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'i illaki okuyacağız yani Arapçasından, yüzünden. Siz ifade ettiniz yani hem okuyacağız hem de anlayacağız. Peki anlamak için sadece meal yetiyor mu yoksa tavsiye edeceğiniz bir tefsir var mı? Evet. Şimdi tabii bu yani okuyanlar için söyleyeceğim bunu. Evet. Okuma alışkanlığı olanlar için. Şimdi bazı Müslümanlar var okumuyor. Siz oku deseniz de okumuyor. Evet. Okuma bir aşktır. Okuma bir disiplin ister. Bir nizam ister, intizam ister. Yani herkes okumaz. Ya da herkes okuduğunu anlamaz. Bu noktada evvela okumayı kendine bir hedef olarak koyacak. Yani ben her gün 3 ayette olsa, 5 ayette olsa, 1 ayette olsa her gün kendine bir hedef koyacak. Evet. Ben bu ayetin tefsirlerde malden değil, malden anlayamayız. Mal, murad-ı ilahinin kendi dilimize çevrilmesiyle işte tercümeyi yapanların anladığı muhtasar, kısa bir manadır. Genel ifade. Ayetlerin sebebin üzülünü bilmiyor. Evet. Yani bu ayetlerin sebepleri var. Evet. Ayetlerin muhtevası var. Ayetlerin hayatımızın hayatımıza yansıyan tarafları var. Neler oldu onları, da o ayetinde onu bilmemiz evet, gerekiyor. Onun için tefsir okumak gerekir. Evet. Ama her Müslüman bir defa bu Ramazan'ı da vesile kılarak, ne yapacak diyecek ki ben günde bir ayette olsa, ben bu bir ayetin tefsirini okuyayım diyecek. Bugün Fatiha-i Şerife'yi her Müslüman bilir. Evet. Zaten bilmese namaz olmaz. Ama kaç tane Müslüman Fatiha-i Şerife'nin malini veya tefsirini bilir? Çok az Müslümanlar. Namaz surelerini her Müslüman aşağı yukarı biliyor. Kimi bütün sureleri biliyor, kimi de bir kısmını biliyor. Namaz kılacak kadar biliyor. Evet. Ama kaç Müslüman namazda okuduğu surelerin anlamını bilir? Bunu bilmek için belki çok büyük alim olmaya da gerek yoktur. En azından yani o surenin ana çerçevesini bilmesi lazım. Bir fil suresi neden bahsediyor? Yani bir fil ordusunun ne yapmak istediğini, sonuçlarının ne olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kendi Kâbesini, kendi beytini evet. Bu zalimlerden nasıl koruduğunu ve her zaman ilahi zülfiyara dokunan efendim kimselerin akıbetlerinin de neler olduğunu bilmesi açısından bir Fil suresinin mal olarak yetmez diyorum ya, en azından bir tefsirini okuması lazım. Evet. Böyle okursa ne olur? İlla nezelet aleyhimü sekine. Onlara bir kalp huzuru iner. Daha ne olur? Ve gaşiyet humur rahmetü. Rahmet onları çepeçevre kuşatır. Ve haffet humul melaiketü. Rahmet melekleri onları kuşatır. Rahmet melekleri. Şimdi bizim ibadet hanelerimizde, evlerimizdeki ibadet yaptığımız yerlerde rahmet melekleri var. Eğer rahmet meleklerinin girmesine engel bir şey yoksa. Evimizde ibadet yapalım. Başka yerlerde ibadet yapalım, mabetlerde ibadet yapalım. Buralar rahmet meleklerinin katıldığı, iştirak ettiği yerler. Zikir meclisleri, ilim meclisleri, bunlar rahmet meclisleri. Evet. Bu rahmet meclislerine rahmet melekleri gelirler, katılırlar. Öyleyse melekler onları kuşatır. Ve zekerahumullahu fî men indeh. Allah-u Teala onları, o Kur'an'ı okuyan, anlamaya çalışan, hayatına uygulamaya çalışan kullarını meleklerinin içerisinde rahmetle yad eder. Der ki ey meleklerim siz de şahit olun ben bu kullarımı bağışladım der. Yani Ramazan ayı çok önemli. Ramazan ayı ile Kur'an'ı bütünleştirmek. Zaten Ramazan dediğimiz zaman aklımıza hemen ilk gelen şey Kur'an ayı olması. Evet. Ama bunun için ben özellikle de biraz önce söyledim. Okuma alışkanlığı olan kardeşlerimiz sadece maalle yetinmesinler. Peki tavsiye edeceğiniz... Biz de maal okuyoruz. Tefsir hocam. Yani... Bu tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın var. Evet. Mesela Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmemiş olanı halkımızın anlaması çok zor. Ondan sonra Ömer Nasuh Ünlü Efendi'nin var. Mehmet Vehbi Efendi'nin tefsirleri var.
Yani çok kendilerine uygun tefsirler var. O tefsirlerden okumayı kendine şiar edinen Müslümanlar için mutlaka bir tefsir okuması lazım. Tefsir okumadıktan sonra, yani biz mesela hoca olduğumuz halde eğer bir ayete çeşitli tefsirlerden bakmazsak, bu ayetin muhtevasını kavramamız mümkün değil. Yani maal bile, ben bile mesela bazen maal okuyorum, ben de o maalden ne olduğunu anlamıyorum. Mutlaka orada bir tefsire bakmamız gerekiyor. Bir tefsire değil, biz hoca olarak çok tefsirlere bakmamız gerekiyor. Tabi tefsirlere bakarken de bunun sadece tefsir kaynağı değil, hadisler bölümü var bunun, fıkhi bölümleri var. Bu konuda yazılmış içerisinde hem hadislerle tefsir, evet, ayetlerin ayetlerle tefsiri, ayetlerin fıkhi meselelere bakışı, bunların hepsini İslam alimleri zaten yazmışlar, ortaya koymuşlar. Yeter ki biz okumak isteyelim. Evet hocam. Bu açıdan biz Ramazan-ı Şerif'e girmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum Ercan Bey. Eski büyüklerin tabiri, önce tahliye, sonra tahliye. İkisi de Arapça bir kelime. Yani önce biz önemli bir misafiri karşılayacağız. 8-10 gün sonra efendim, bugün ayın kaçı? 25'i. 5 gün burada mı var? 5 gün orada mı var? 10 gün sonra Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz inşallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif önemli bir misafir. Önemli bir misafir. Misafir gelmeden önce misafirin rahat edeceği mekanları gözden geçirmek lazım. Evet. O zaman bu misafirin esas mekanı kalptir, gönüldür. Gönülleri kötü huylardan arındırmak. Ben şunu sorayım hocam. Özel ve sosyal hayatımızı tanzim etme açısından. Evet. Ramazan-ı Şerif'i nasıl karşılayacağız? Tabii. Ramazan-ı Şerif'i nasıl karşılayacağız? Önce kötü huylardan arınmayı, güzel huylarla donanmayı işte. Tahliye, evet, evvela zararlı olan şeyleri gidermek. Mesela bir misafir geleceği zaman evimizdeki düzensizliği gideriyoruz. Diyoruz ki çok önemli bir misafir gelecek. Evet. Hele makam mevki sahibi bir insan gelecekse günler öncesinden hazırlanıyorsunuz. Ta girişinden efendim oturma odasına varıncaya kadar her tarafı böyle tanzim ediyorsunuz. Biz de Ramazan misafirini evimizde, gönlümüzde misafir ederken evvela gönlümüzdeki, kalbimizdeki kötülükleri çıkaracağız. Bunu nasıl yapacağız peki? Sonra orayı güzel ahlakla donatacağız. Bu güzel ahlak nedir? Evvela tevbe, istiğfar. Tevbe, istiğfar edeceğiz. Ne için tevbe, istiğfar edeceğiz? Üzerimizden çok Ramazanlar geçiyor. Evet. Şimdiye kadar olan kötü alışkanlıklarımız varsa, bu alışkanlık yalan olabilir, kumar olabilir, ibadetsizlik olabilir, cimrilik olabilir, adaletsizlik olabilir, nankörlük olabilir, merhametsizlik olabilir. Ne kadar kötü duygular, kötü sıfatlar varsa bunlardan bir defa pişman olup ennedmü tevbe, peygamberimiz öyle buyuruyor. Pişmanlık tevbedir. Ya da sadece tevbe pişmanlıktır. Evet. Bunlardan tamamen içimizi, dışımızı arındıracağız. Ramazan-ı Şerif'e, hakikaten Ramazan-ı Şerif'in bizden memnun olacağı şekilde gönlümüzde onu barındırmamız ve uğurlarken de bizden efendim memnun olarak ayrılmasını sağlamamız lazım. Evet. Bu misafirin, hani bizde derler ki misafiri misafir etmek değil, halk arasında böyle bir söz var. Misafirin efendim değneğini eline vermek, misafiri yolcu ederken aslında memnun yolcu etmek. Baştan geldiğinde hoş, güzel geldi ve sonunda da aynı memnuniyetle uğurlayabiliyorsanız o zaman o misafir sizin işte baş tacınız. Ramazan-ı Şerif de bizim misafirimiz. Öyleyse biz Ramazan-ı Şerif gelmeden önce gönlümüzü buna hazırlamalıyız, bedenimizi buna hazırlamalıyız, evimizi buna hazırlamalıyız. Nasıl hazırlayacağız? Şimdi buradan bir şey söylemek istiyorum. Yapılan istatistikler şunu gösteriyor. Evet. En çok kumarlar, paralı parasız Ramazan ayında oynandığını biliyor musunuz? Sebep ne hocam? Sebep ne? Sebep şimdi teravihten sonra Müslümanların çoğu Ramazan'ı çok farklı değerlendiriyorlar. Gündüz çalışan çalışıyor. Çalışmakla beraber oruç da tutuyor. Evet. Bir kısım Müslümanlar namaz kılmıyorlar. Oruç tuttuğu halde namaz kılmayanlar var.
bu Ramazan'ı anlayamadı demektir. Sadece oruç tutuyor. Sadece oruç tutuyor. Evet. Ama oruca çok ehemmiyet veriyor. Bu yetmez. Namaz da farz, oruç da farz. Oruç da farz. Evet. Namaz da farz, farz, oruç da farz. Zekat da farz. Evet. Şimdi farzların biri diğerinden birini yaparken diğerini terk etmeyeceğiz. Bir. İkincisi, bazı Müslümanlar da oruç tutuyor, namaz kılmıyor, sadece teravih namazını kılıyor. Teravih kıldıktan sonra ta sahur vaktine kadar kahveler dolu. Paralı veya parasız kumar oynuyor. Niye? Bilhassa yaz aylarına rastlayınca geceleri serin oluyor. Kimi gezerek dolaşarak bu Ramazan gecelerini heder ediyor. Kimileri de efendim kahvelerde kumar oynayarak. Bu hem Türkiye'mizde var hem diğer ülkelerde de var ya da diğer memleketlerde de var. Mesela ben Almanya'da yani son belki 15 senedir hemen hemen her Ramazan oradayım ben. Bir senesinde gezici bölge hatibiyim, bölge vaiziyim, geziyorum. Gecenin 2:30-3'üne doğru bir yerden geçiyoruz. Her akşam bir yere gidiyoruz, uzak yerlere gidiyoruz. Evet. Orada vazifemizi yapıp geri dönüyoruz, bir yerde kalıyoruz. Merkezimiz var. Efendim bir yerden geçerken beni götüren kardeşimiz dedi ki hocam şuraya bakar mısın dedi. Ne var dedim, belki 30 tane araba var önünde. Kahveymiş orası. Kimlerin kahvesi? Türklerin kahvesi. Evet. Türklerin kahvesinde sahura kadar hep kumar oynanır dedi. Buraya toplanıyorlar, kumar oynuyorlar. Öyleyse Ramazan orucunu tutan bir Müslümanın en azından düşünmesi lazım. Ya ben niye oruç tutuyorum? Oruç sadece yemeği, içmeyi bırakmak değil. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men lem yeda kavle'z-zur vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yeda taamehu ve şerabe." Yani her kim yalan sözü, iftirayı, gıybeti, dedikoduyu ve yalan şahitliği ve onun gereğini yapmayı terk etmezse Cenab-ı Hakk'ın o kimsenin yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Bizim aç kalmamızdan Cenab-ı Hakk'ın bir faydası yok. Oruç tutmazsak zararı yok. Evet. O zaman orucun manasını anlamak lazım. Yani ibadetten oruç, ziyade adet haline getiriyor. Adet haline geliyor. Evet. Sadece oruç tutarken diğer haramlardan sakınmıyor. Evet. İşte biz oruçta bunu anlamalıyız. Biz oruç bizi tutmalı. Neden tutmalı? Yalandan tutmalı, haramdan tutmalı, zinadan, iftiradan, namazsızlıktan, ibadetsizlikten bizi tutmalı. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesi çok önemli. Yani Ramazan'dan önce buna bir defa karar vermek gerekiyor. Evet. Ha şunu da demek istemiyorum yani burada da yanlış anlaşılmasın. Madem namaz kılmıyorsa orucunu da tutmasın demek istemiyorum. Madem efendim oruç tutuyor, kumar oynuyorsa orucunu da tutmasın demiyorum. Ama şuurlu bir Müslüman, ne için oruç tuttuğunu bilen bir Müslümanın buna vakıf olması lazım. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Kem min saimin leyse min siyamihi illel cu'u vel ataş." Nice oruç tutanlar var ki tuttuğu oruçtan yanına ancak açlık, susuzluk kalır yanında. Yani sadece çektiği sıkıntılar, açlık sıkıntısı, susuzluk sıkıntısını çekmiş olur. Ve kem min kaimin leyse min kıyamihi illa seher. Evet, diyor ki nice de geceleri ibadetle geçirenler var ki sadece yorgunluk kalır yanında. Niye? Gece namazı kılanın gündüz hayatına yansıması lazım. Oruç tutanın hayatına yansıması lazım. Niçin oruç tuttuğunun farkına varması bu demek işte. Ramazan'a böyle hazırlanmak lazım. Yoksa bazen mesela adam ölüm orucu tutuyor. Oruç mu sayılıyor bu? Ya da mesela Hristiyanlardan, Yahudilerden kendilerince oruç tutanlar var. Evet. Bu oruç mu sayılacak? Evvela iman üzerine bu ibadetler bina edilirken bu ibadetlerin gerektirdiği şeyler yapılacak. Gerektirdiği şeyler de nedir? Ramazan'a pir-i pak, arınmış ve gerçekten geçmişteki yanlışlarımızı bir daha yapmamaya karar vermiş olarak girmemiz lazım. Ahlakımızı güzelleştirmeye, hayatımızı güzel İslam'a göre tanzim etmeye
karar vererek Ramazan ayına girmemiz lazım. Evet hocam, yönetmenim işaret etti. Bir araya gideceğiz müsaadenizle. İnşallah ondan sonra kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Evet değerli seyirciler, Ramazan'ı şeriften önce neler yapmalıyız, nasıl hazırlanmalıyız? Değerli hocamız Ahmet Akgül hocamızla bunu konuşuyoruz. Şimdi bir araya gideceğiz, aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Emekli Müftü Ahmet Akgül hocamız canlı yayında ve Ramazan-ı Şerif'e nasıl hazırlanmalıyız? Ramazan-ı Şerif'in önemi ve faziletleri nelerdir? Onu konuşuyoruz. Evet hocam, ilk birinci bölümde genel manada nasıl hazırlanacağımıza dair hem ayet-i kerimelerle hem de hadis-i şeriflerle konuyu izah etmeye çalıştık. Tabii de değerli seyirciler, bu arada programımızın ikinci bölümünde sizden gelen telefonlara da cevap vereceğiz. Yönetmenimiz birazdan ekrana yansıtacak. Bu numaradan bizi arayarak inşallah sorularınız olursa, özellikle Ramazan ayına ve oruca yönelik, değerli hocamız sorularınıza cevap verecek. Şimdi tabii hocam, biz Ramazan-ı Şerif'e hem manevi yönden hem zahiri yönden nasıl hazırlanacağımızı burada konuşuyoruz. Tabi bir de konuyu biraz daha detaylandıracak olursak, şimdi günahlarımızın affedilmesi açısından Allah-u Teala'nın bize bir lütfu Ramazan-ı Şerif ayı. Tabi burada Allah-u Teala kimlerin günahlarını affedecek? Yani Ramazan ayı içerisinde kimler bunlardan muaf? Böyle bir girişle ikinci bölüme başlasak nasıl olur hocam? Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bir defa Cenab-ı Hakk'ın günahlarını bağışlamayacağı insan yok. Evet. Ancak kul bağışlanmayı isteyecek. Bir de hangi günahlardan nasıl kurtulması gerektiğini bilecek. Evet. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Kesinlikle Allah Celle Celaluhu kendisine şirk koşulmasını, ortak koşulmasını bağışlamaz. Ancak bunun dışında dilediği kimselerin dilediği günahlarını şirk ve küfrün dışında bağışlar. Bunun manası şu. Şimdi mesela mali açsak, buna baksak, Cenab-ı Hak şirki ve küfrü bağışlamaz. Öyle görüyoruz. Hı hı. Halbuki şirk ve küfür üzere ölürlerse Allah onları bağışlamaz. Ama müşrik, Allah'a ortak koşan, putperest, ateist, satanist, kim olursa olsun, ateşperest, eğer küfründen, inkarından, şirkinden vazgeçerse, Allah'ı birlerse, Cenab-ı Hakk'ın kul olduğunu anlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın peygamberliğini kabul ederse, Cenab-ı Hak onun da günahını bağışlar. Evet. Kaldı ki, mümin olduğu halde günah işleyenler, mümin olduğu halde. Şimdi mümin olduğu halde günah işleyenler, hepimizin günahları var. Ama Cenab-ı Hak bu kapıyı açık bırakmış. Evet. Buyuruyor ki: "Ve huvellezî yakbelü tevbete an ibâdihi ve ya'fû anisseyyiât." O Allah Celle Celaluhu kulların tevbesini kabul eden ve kötülüklerini de bağışlayandır. Başka bir ayet-i kerimede ve tubu ilallahi cemian eyyuhel müminun leallekum tuflihun. Ey müminler, hepiniz birden topluca kurtulmanız için, ebedi kurtuluşa ermeniz için tevbe edin diyor Cenab-ı Hak. Tevbe ne demek? Evvela günahların günah olduğunu kabul edeceğiz. Haramların haram olduğunu kabul edeceğiz.
bu haramlardan, bu günahlardan vazgeçmeye karar vereceğiz. Bu da neyle olur? Samimiyetle olur. Mesela bir manada oruç, kul ile Allah arasında bir sırdır. Evet. İnsanın samimiyeti elde etmesinin yolu da mesela oruçtan geçer. Bir insan oruç tuttuğunu söylediği halde gizli yerlerde yese, sonra da gelse size ben oruç tutuyorum dese, siz bunu oruç tutmadan nereden bileceksiniz? Evet. Oruç önemli bir iman belirtisi. Evet. Hocam müsaadenizle hattımızda bir izleyicimiz varmış. Hemen ona bir bakalım. Alo. Evet. Evet, değerli seyircimiz hattaysa. Alo. Evet. Buyurun efendim, sesinizi biz şu an alabiliyoruz. Sorunuzu alalım. Alo. Sesimi duyabiliyor musunuz efendim? İyi akşamlar, iyi yayınlar hocam. Hayırlı akşamlar, teşekkür ediyoruz. Evet, sorunuzu alalım hemen. Hocam, bir şey danışacaktım ama hocama. Buyurun. Evet, dinliyoruz. Biz hayvancılık ediyoruz. Evet. Eşim eve geliyor, üstünü değiştiremiyor, çarşıya da gidiyor aynı elbiseyle. Eve de geliyor aynı elbiseyle, surkuya da oturuyor, yatağa da giriyor, camiye de gidiyor. Evet. Bunu danışacaktım, bir sorum daha var. Evet. Benim mesleğim bu diyor, künde sorun çıkar diyorum. Ben de çocuklarıma neyime şikayet ediyorum ki böyle yapıyor diyeyim, günaha yetiyor muyum? Peki. Bir soru... Varsa onu da alalım, hocam cevaplayacak. Evet. Bir sorum daha var hocam. Tamam, alalım hemen. Bir de bu... Evet. Telefonunuzun, efendim telefonunuzdan konuşun. Hastalıklar yani günahlardan dolayı mı hasta olmak, onu soracağım. Hemen anlayabilir miyim? Tekrar alabilir miyiz? Biz anlayamadık soruyu. Alo. İnsanlar hastalanıyor ya. Evet. Belli bir hastalıkları var ya. Evet. O telefonda günahlarından dolayı mı? Anladım. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Evet hocam. Değerli seyircimizin ilk sorusu eşiyle alakalı. Hayvancılık yapıyormuş ve hayvancılık yaptığı için de o iş elbiseleriyle beraber günlük evde de yaşantısını devam ettiriyormuş. Bu konuda seyircimizin sıkıntısı var. Evet. Neler yapılması gerekiyor bu hususta? Öncelikle tabii İslam dini temizlik dini. Evet. Dinün nezafe. Din temizliktir. Ya da İslam dini temizlik esasları üzerine kurulan bir sistemdir. Evet. Cenab-ı Hak ve thiyabeke fedahhir evvela peygamberimize emrediyor. Elbiseni temizle. Ve thiyabeke fedahhir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak fihi ricalun yuhibbune en yetedahharu Kuba mescidinde Kuba mescidinin etrafındaki Müslümanlar da temizlenmeyi seven, arzu eden kimselerin olduğundan bize söz ediyor. Ve Cenab-ı Hak temizlenenleri, temiz olanları hem maddi hem manevi ve bir de günahlardan pişman olanları Allah sever, onlardan razı olur. Bir Müslüman için elbette hangi işi görüyorsa görsün. Evet. Yani çiftçi olur, memur olur, işçi olur, sanayide olur. Nerede olursa olsun bir defa eğer böyle elbisesini kirletecek, belki necis edecek işlerde çalışıyorsa ki malcılıkta bunlar olur. O zaman bir defa ona namaz kılmayacak. İş elbisesi ayrı olacak her şeyde. İbadet elbisesi ayrı olacak. Müslüman buna çok dikkat edecek. İş elbisesi ayrı, evet. Namaz elbisesi ayrı. Yani Müslüman dediğimiz kişi başka bir kişiye kesinlikle sıkıntı vermemesi tabii, gerekiyor. Tabii. Mesela ne bir de olsun. Bu diyelim ki hayvancılıkla meşgul olan bir insan hayvanın işte gübresinden vesairesinden yeminden kokular üzerine sirayet ediyor. Evet. Onu yıkamadan ya da temiz elbisesini giymeden toplum içerisine girdiği zaman o insanları rahatsız etmiş oluyor. Yani nasıl bir
efendim soğan sarımsak kokusu insanı rahatsız ediyorsa, sigara kokusuna rahatsız ediyorsa, o hayvan işleriyle uğraşanlar da o elbiseye sirayet ediyor, o da yanındakini rahatsız ediyor. Öyleyse çalışacak, çalıştığı elbiseyi çıkaracak, camiye giderken, toplum içerisine giderken temiz elbisesiyle gidecek. Evet. Gerekirse işten sonra bir yıkanacak, temiz elbisesini pırıl pırıl giyecek, gidecek. İslam temizliğe ve düzene çok önem veriyor. Bu bir noktada kul hakkı değil midir hocam? Hem de nasıl? Bakın, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün huzuruna bir sahabi giriyor. Evet. Saçı sakalı böyle karma karışık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eliyle işaret ediyor. Git dışarıya, halini düzelt de gel. Gel diyor. O zat gidiyor, hali düzeltiyor, tekrar içeri giriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bana ne oluyor ki seni şeytan gibi görüyorum. Bakın, yani karma karışık. Müslüman sakalına hizmet edecek, saçına hizmet edecek, elbisesine hizmet edecek. Hatta diyor ki, Müslüman toplum içerisinde bir çiçek gibi olmalı. Evet. Eskiden benek derlerdi, benek. Böyle zemin üzerindeki çiçeklere benekli elbiseler derlerdi. Yani nasıl o düz zeminin üzerindeki çiçekler farklı bir görünüm arz ediyorsa, Müslüman da bulunduğu toplumda ağız kokusuyla, diş kokusuyla, elbise kokusuyla, çorap kokusuyla, evet, onların içerisinde Müslümanlar rahatsız etmeyecek. Pırıl pırıl olacak. Yaptığı iş ayrı olabilir. Tamam, o işi orada yapacak. Bu açıdan buna dikkat etmemiz lazım. Çok önemli. Evet hocam. Yani temizlik imandan sözü bu işte. Evet. Bir diğer husus tabii günahlar meselesi. Evet, hastalıktan dolayı mıdır? Yani yok. Ya da hastalık günahlardan dolayı mıdır? Şimdi Cenab-ı Hak kullarını imtihan için eğer hayır murad ediyorsa kulunu imtihan ediyor. Bu imtihanın sonucunda kul sabreder. Şifasını Rabbül Aleminden bekler. Ve buna karşı tahammül gösterirse Cenab-ı Hak onun mükafatını veriyor. Mesela hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak bir hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor. İzebteleytü abdi bi habibeteyhi. Yani ben bir kulumu iki sevgilisiyle imtihan ettiğim zaman, iki sevgilisi hangisi? Evet. İki gözü. İnsan için iki sevgili, iki gözü veya iki kulağı. Yani bu organlar önemli. Ben iki gözüyle, yani gözlerini, görme duygularını aldığım zaman, onu imtihan ettiğim zaman fasabara sabrederse ben bu sabrının karşılığında ona cenneti vereceğim diyor. Mesela bazı hakikaten çok yorucu hastalıklar var. Yani hareket kabiliyetini yok eden hastalıklar var. Özürlü insanlar var. Burada da bunlara bir müjde var. Kim Cenab-ı Hakk'ın verdiği hastalığa sabreder ve bunlardan dolayı Cenab-ı Hak'tan mükafat beklerse, evet, Allah-u Teala bu sabırların karşılığında onlara cennetini vereceğini vaat ediyor. Evet hocam. Hocam bir seyircimiz daha hatta, hemen ona da bakalım inşallah. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Hocam öncelikle hayırlı uçarlarınız olsun. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Bu geçmişte çok kaza namazı olan, kaza borcu olan kişi nafile namaz kılabilir mi? Evet. Başka soru var mı? Canınızın sağlığı, dua edin inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Evet hocam. Evet. Bu sorudan önce hocam, seyircimizin sorusundan önce az önceki hastalıkla ilgili benim bir sorum olacak. Şimdi hastalıktan dolayı vefat edenler oluyor hocam. Evet. Onların durumu ne? İşte bunlar sabırlarına göre, evet, Cenab-ı Hak kulunu imtihan ediyor. Kiminin gözünü elinden alıyor, kiminin kulağını, kiminin sağlığını, kiminin başka nimetlerini alıyor. Evet. Sabrederse, evet, bunların karşılığı cennettir mümin için. Evet. Sabretmek lazım. Yani Cenab-ı Hak işte bu belayı bana günahlarımdan dolayı, Allah kulunu günahsız cennetini almak istediği zaman onu imtihan ediyor. Evet hocam. Bunlara sabretmek lazım. Evet. Şimdi gelelim bu kardeşimizin sorusuna. Kaza namazı olan nafile, evet, namaz kılabilir mi diye. Şimdi burada mezhepler arasında farklı görüşler var. Evet. Şafii mezhebine göre
İmam Şafii Hazretleri rahimehullah üzerinde namaz borcu olan kişi nafile namazlar kılamaz diyor. Üzerinde kaza borcu olan namaz farzlarından kazası olan kimse nafile kılamaz diyor. Ama Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife ve talebeleri diyorlar ki bir Müslümanın kazası da olsa yani üzerinde çok namaz borçları da olsa sünnet-i ravatip dediğimiz beş vakit namaza tabi sünnetler var ya yani namazlardan önce kıldığımız sonra kıldığımız sünnetler var ya bu nafile namazlar onlar bizzat Peygamberimizin tavsiye ettiği namazlar. Sabah namazının sünneti mesela Peygamberimiz buyuruyor rakatel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. Sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı. Farzı değil, sünneti. Öğlen namazının sünnetiyle ilgili hadisleri var. İlk sünnet, son sünnet. Efendim ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı vesaire. Evet. Bu sünnetler hadis-i şeriflerde bizzat tavsiye edilen sünnetlerdir. Peygamberimiz kendileri yapmış ve ümmetine de yapmalarını tavsiye etmişler. Hatta bu sünnetlerin dışında yine hadislerle yapılması tavsiye edilen evvabin namazı. Akşam namazının sünnetinden sonra 6 kılmak hatta 20'ye kadar kılabilir. Evet. İşte teheccüd namazı kılmak. Peygamberimizin hadisleriyle tavsiye ettiği namazlardan. Kuşluk namazı kılmak. Bunları da yine kuşluk namazı olarak kılacak, teheccüd olarak kılacak, evvabin namazı olarak kılacak, bunun dışında kaza kılacak. Evet. Ama Hanefi fıkıhlarında şöyle bir ibare var. El iştigalü bi kadâil fevâiti ehabbü ve eftalü minel iştigali bin nevafil. Yani kaza namazları ile meşgul olmak, onların kazası ile uğraşmak, nafile namazlarla meşgul olmaktan daha faziletlidir. Ancak bu biraz önce söylediğim sünnetler içerisine almıyor. O sünnetleri kılacak, o sünnetlerin dışında da elinden geldiğince kaza kılacak. Çünkü namazın kazaya kalması, bunu daha önceden de defalarca söylüyoruz, haramdır. Büyük günahlardandır. Bir namazın kazaya kalması ve sıradan bir olay değil. Evet. Nasıl Ramazan orucunu mazeretsiz kazaya bırakmak büyük günahsa, aynı şekilde zekatı vermemek nasıl büyük günahsa, zekat mükellef olanlardan, namazı da kazaya bırakmak keyfi büyük günahlardan. Onun için evvela sünnetlerimizi kılacağız. Onun dışında da elimizden geldiğince kaza kılacağız. Yani buradaki İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam Şafii Hazretleri'nin arasındaki farklı görüşleri burada beyan etmiş olduk. Evet. Elimizden geldiği kadar kılalım. Bir böyle bir şey var. Bir de şu müjde var. Bakın. Müslim hadisi. Şöyle bir müjde var. Cenab-ı Hak kullarını hesaba çektiğinde bildiği halde Allah her şeyi biliyor. Bildiği halde meleklerine sorar. Mesela ameller tartılır. Farzlarda noksanı var. Bu namazda, oruçta, zekatta vesaire vesaire her şeyde. Sorar ki ey meleklerim bakın bakalım bunun amel defterine. Bunun nafile ibadetleri var mı? Melekler derler ki ya Rabbi bunun çok nafile ibadetleri var. O zaman onun farzlardaki noksanlığını bu nafile ibadetlerle tamamlayın. Bu da Allah'ın bir lütfu. Yani sizin yaptığınız o nafile ibadetler var ya sünnetler. Evet. Ahirette Cenab-ı Hakk'ın kullarına ikramı onların her biriyle farzlardaki noksanlığı tamamlanacak. Ama bu şu demek değil. O zaman madem öyleyse biz efendim kaza kılmayalım. Madem nafile ibadetlerimiz onun yerine geçiyorsa işte şu kadar nafile ibadet yapıyoruz. Farzlar da üzerimizden düştü anlamına değil bu. Elimizden geldiği kadar üzerimizde kaza borçlarımız çok. Evet. İşte Ramazan'a girmeden bir de bunlara çok dikkat etmek lazım. Artık bu kazaları kılmaya karar vermek lazım. Elimizden geldiğince kazalarımızı kılacağız, nafile ibadetlerimizi yapacağız. İnşallah bu şekilde Cenab-ı Hak noksanlarımızı tamamlayacağını zaten Mevlamız buyuruyor. Evet hocam. Hocam yavaş yavaş sona doğru geliyoruz.
toparlama açısından şunu sormak istiyorum. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te baktığımız zaman o kadar çok böyle maneviyatımızla alakalı, ibadet hayatımızla ilgili başta oruç olmak üzere işte iftar, teravih, sahur, fitre, işte genelde insanımız zekatı da bu ayda gündeme getiriyor. İşte Kur'an hatmi, sadaka, itikaf, namaz, yani baktığımız zaman hem ibadet açısından çok böyle dolu, yoğun, dolu, evet, dolu, dolu, dolu bir mevsim. Ay bizi bekliyor. Zahirimizle ve batınımızla hocam, yani neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız? Kısaca bir toparlayacak olursak. İşte bu Ramazan-ı Şerif'i fırsat bilmek gerekiyor. Nasıl hazır olacağız? Evet, hazırlanacağımızı söyledik. Bu Ramazan-ı Şerif'i fırsat bileceğiz. Bu Ramazan-ı Şerif'e girerken tam bir samimiyetle efendim orucumuzu tutma. Evet. Ve zaten bu oruçlar riya olmaz, biliyor musunuz? Oruçlar riya olmaz. Oruç onun için hani Allah ile kul arasında es-savmu sırrun beynel abdi ve rabbihi. Allah ile kul arasında bir sırdır. Buna riya girmez. Bir adam gösterişten aç kalmaz. Evet. Onun için orucumuzu tutacağız. Beş vakit namazlarımızı kılacağız. Mesela bir de şunu yapmak gerekir. Peki Ramazan-ı Şerif'te bir oruçluya iftar ettirmek, özellikle fakirler. Şimdi Müslümanlarda ciddi çalışmalar var. Mesela ihsan çalışmaları var. Hasene diyorlar buna. Veya işte Türkiye'mizde Ramazan geldiğinde bakıyorsunuz, bazen resmi müesseseler, belediyeler gibi yüzlerce, binlerce insanlara iftar veriyorlar. Evet. Güzel bir şey. Veya zenginler iftar yemeği veriyorlar. Bu iftar yemeğinin anlamı nedir? Men fattara saimen, her kim bir oruçluya iftar yemeği verirse, onun iftarını yaptırtırsa, felehu mitru ecrihi min gayri en yengusa min ecrihi şeyun, ya da min gayri en yungusa min ecrihi şeyun. Bir kimse bir oruçluya iftar ettirirse, evet, aynı onun tuttuğu orucun sevabının bir misli iftar yaptırtan kimseye verilir. Ama oruç tutan, iftar ettirdiği kimsenin sevabı noksanlaştırılmadan, onun sevabına noksanlık gelmez, ona iftar yaptırtan, velev ki bu bir hurmayla da olsa, birkaç lokma ekmekle de olsa, iftar yaptırtan kimseye Cenab-ı Hak o oruç tutan kimsenin orucunun sevabının aynısını ona verir. Ben buna şöyle diyorum. O zaman bir insan Ramazan boyunca 300 tane insana iftar yemeği verirse, evet, o zaman ne olur? 300 tane insanın orucunun sevabını kazanmış olacak. Kendi sevabı artı. Ha bir de şu müjde var. Mesela bu Ramazan-ı Şerif'te bunu da kardeşlerimiz iyi değerlendirirler inşallah. Evet. Bu da bir başka bir lütuf yani. Men tekarrabe fihi bi haslati minel hayr kâne kemen edde faridatan fî mâ sivâ. Kim Ramazan ayında nafile cinsinden bir ibadetle Allah'a yaklaşırsa, yani Allah rızası için nafile cinsinden bir ibadet, işte acı doyuruyor, başka başka hizmetleri var, o zaman Ramazan dışında bir farzı yapmış gibidir. Peki وَمَنَ اَدَّى ف۪ي فَر۪يدَةً, kim Ramazan ayında bir farz yerine getirirse, bu zekat farz olur, oruç farz olur, namaz farz olur, yani farzlardan bir farzı yerine getirirse, onun için kardeşlerimiz Ramazan ayında özellikle ibadetleri aksatmamaya çalışsın. Ondan sonra zaten bir Ramazan boyu ibadetini dürüst yaparsa Ramazan'dan sonra kolay kolay ibadetlerini aksatmaz. Evet. Dolayısıyla kim Ramazan-ı Şerif'te bir farz yerine getirirse Ramazan dışında fekennema edda seb'ine faridatan fi masiva, Ramazan dışında 70 farz yerine getirmiş gibidir. Evet hocam, programımızı kapatacağız. Bugün biraz erken kapatmamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biz Ramazan-ı Şerif'e samimi bir tevbe, ihlas ve ibadette
istikrarlı olma niyetiyle, evet, Ramazan'ın içerisindeki yardımlaşma, kardeşlik, sevgi, dua, bütün bu değerlerimizi yeniden harekete geçirmek suretiyle inşallah Ramazan'a hazırlanırsak, İnşallah. Böyle bir niyetle Ramazan'a hazırlanan inşallah dolu dolu bir Ramazan geçirmiş olur. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah böylesine rahmet ve mağfiret iklimine ulaştırsın. İnşallah. Bu ilahi rahmet esintilerinden faydalanmamızı inşallah lütfeylesin ümmet olarak. İnşallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta biraz daha inşallah konuyu yine devam ettirelim. Açacağız. Özellikle oruç ibadetiyle alakalı. Oruç ibadeti ve bir de şey, daha çok bu teravih namazı ile ilgili, evet, çünkü her Ramazan geldiğinde bakıyorsunuz çok gereksiz tartışmalar vardı, yoktu filan gibi. Tabii hocam, bu Ramazan ayındaki bu ibadetlerle alakalı birçok konu var. Onları da inşallah önümüzdeki hafta size soracağım. Böylece seyircilerimiz istifade etmiş olur inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar seyircilerimizle birlikte oluruz. İnşallah. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, böylece programımızı burada noktalıyoruz. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye dek bugün Perşembe, Cuma'nızı şimdiden tebrik ediyoruz. Allah-u Teala hayırlara vesile eylesin inşallah. Haftaya görüşünceye dek hepinize mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın efendim.